Önce şu işlemi bir yapalım. A, B, eksi C, eksi B, A, eksi C. Dağıttığım zaman bakın ne oluyor? A, B, eksi A, C, eksi B, A, artı B, C. Bu sayede B, A'lar gidiyor. C parantezini alayım bak. C çarpı B, eksi A, sıfıra eşit. Şimdi bunlar birer asal sayı olduğuna göre sıfır olma şansları yok. O zaman bu sayı sıfır değilse çarpımlarının sıfır olması için b eksi a'nın sıfır olması gerekiyor. Bu sayede a b'ye eşit geldi. Bu bizim için şöyle önemli. Burada a bölü b artı c işleminde a bölü b birbirlerine eşit oldukları için 1 gelecek. 1 artı c'nin asal sayı olması gerekiyor. Bu bir tek sayı. O zaman e, diğer ekleyeceğim bütün tek asal sayılar bunu çift yapar. Örnek 5 veremem. Örnek 7 veremem. Örnek 13 veremem. Niye? toplamları çift oluyor ve asal olmuyor. Tek istisnası ne? C'ye mecburen 2 verirsem bak toplamları 3 oldu dolayısıyla asal sayı oldu. Bu yüzden C net 2'ymiş. Bundan sonra ne yaparım? Şıklardan artık şunu deneyebilirsin. Toplamları bunlardan bir tanesi olduğunda 2'yi çıkardığında geri kalan sayılarında 2 tane asal sayı olması gerekiyor. Bakın şimdi hemen eleyerek gideyim nasıl olsa cevap E şıkkı. Bakın buradan 2'yi çıkarırsam 8 olur. 8'i 2'ye bölersem 4 diye bir asal sayı yok. Buradan 2'yi çıkarırsam 9 bölü 2'den 4,5 asal sayı değil. 14'ten 2'yi çıkar 12 bölü 2 asal, 6 asal değil. 15'ten 2'yi çıkar bu zaten olmaz e, 6,5 oluyor. 16'dan 2'yi çıkar 14 bölü 2'den 7. Gerçekten biri 7 diğeri 7 öbürü de 2 olabilirmiş. Yani en kötü böyle tek tek şıklardan gitsek bile 10 saniyede hemen e, 2'yi çıkarınca tek uyan şıkkın E olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarından 6 tanesini kullanacağız. Bir tanesini kullanmayacağız ve bu eşitsizliklerin tümü sağlanacak. Buna göre kullanmadığımız sayı hangisi olabilir Bakabilir. bakalım. Bir kere çarpımları olduğu için arkadaşlar şu sayı o kadar büyük bir sayı değil bakın. En fazla 7 olabiliyor. Doğal olarak şurada çarpımları da çok büyük seçmemeniz lazım. Ya yani örnek veriyorum bakın 3 ve 4 seçtiğiniz an zaten Buraya ne verirseniz verin 12'den büyük olma şansı kalmıyor gibi düşünün. Dolayısıyla çok seçeneğim yok. Ben o yüzden biri düzgünce kullanırım. Bakın şimdi bir kullandığım zaman çarpımları da çok büyütmemek istediğim için mesela 2 ve 3'ü buraya seçsem böylece bakın olabildiğince küçük bir çarpımı elde ettim. Şuraya da 4 versem buraya 5 yazsak buraya 7 yazsak ee, oluyor değil mi? Gerçekten bakın Hangi sayıyı kullanmadık o zaman? 6'yı kullanmadık. Birinci durum bu olabilirmiş. 6'yı kullanmayabilirmişim. Şimdi yine 1'i kullanacak şekilde bir bakalım. 1, 5 desem. Yine buraya 2, 3 çünkü çok büyütmek istemiyorum çarpımı. O zaman 1, 5. Buraya yine 6 dediğim zaman, buraya 7 dediğim zaman bu sefer neyi kullanmadım? 4'ü kullanmadım. Bir de şu şeye döneyim. Bakın 1, 4 demin yaptım ya aslında 2, 3 de buraya yaptım. 1 kere 4 4. O zaman ben buraya 6 yazsam. Buraya da 7 yazsam bak 5'i de kullanmamış oluyorum. Dolayısıyla 6 4 10 15 yapmış oldu. Alabileceği değerlerin toplamı B şıkkı geldi. Topları 4 olan iki sayının 4'ten başka ortak böleni yoktur. O yüzden bakın şöyle deriz. Burada dikkatli olmak lazım. Sadece bu soru için değil genel bir şey söyleyeceğim. Mesela A'ya 4K dersem B'ye de 4T dersem buradaki K ve T'nin aralarında asal olduğunu bilin. Neden? 4'ten başka ortak bölenleri olmaması lazım. Örnek K'ya 3 dersen mesela T'ye de atıyorum 5 diyebilirsin T'ye. Ya da T'ye 4 diyebilirsin. Bak görüyor musunuz? 3 ve 4 kesinlikle aralarında asal. Yani bu K ve T'nin asal sayı olmak zorunluluğu yok ama aralarında asal olmak zorundalar. Buna göre düşünürsek şimdi A yerine 4K yazdım, B yerine 4T yazdım, 72. Bu sayede 4'e bölersem K artı 4T eşittir, 18 oldu. Bundan sonra sayı vereceğiz tabii. Ee, T'ye 1 vererek başlayalım, en küçükten başlayalım. T'ye 1 verirsem 4'ün katı bir sayı elde edeceğim için hani sıkıntı olmaz. T'ye ilk sayı vermemin sebebi burayı sürekli 4'ün katı mı diye kontrol etmektense T'ye sayı vermek işimi biraz daha kolaylaştırır. T'ye 1 verdim. O zaman ne kaldı? K'ya 14. Bakın aslında T'den başlayınca e, sayı denemeye hemen ilk anda doğru cevabı bulmuş olduk. Çünkü T'ye 1 verince K'ya 14 kaldı. 1 ve 14 aralarında asal. Gerçekten yazalım o zaman bak. K'ya 14 ver. 56 eşittir A. T'ye 1 ver. E, T neydi? 4'te. Şey, B neydi? 4'te. 4 çarpı 1'den. 4'te B'ye eşit oldu. Gerçekten EBOB'ları ne? 4. Toplamları ne gelmiş oldu? 60 A şıkkı. Önce şurayla başlayalım. Rakamları sıfırdan farklı olan 3 basamaklı doğal sayıların 10 ile bölümünden kalanlar nelerdir? 1, 2, 3. Çünkü son basamağa bakıyoruz ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir 3 basamaklı sayının o zaman... A'yı oluşturduğu küme bu 9 elemanlı küme olacak. İşte durumumuz bu. A'yı oluşturduk. Herhangi bir 3 basamaklı sayının son basamağında hangi sayı varsa kalan odur. Dolayısıyla 0 hariç 9 sayıyı da alabilir. B kümesi de neymiş? B kümesi de A'nın en az 2 elemanlı alt kümesi. Örnek B kümesi 1, 3 olabilir. Örnek B kümesi 1, 2, 4 olabilir. B kümesi sadece 5, 6, 7 olabilir. Bakın ya da bulanın tamamı olabilir. Çünkü ne demiş? En az 2 eleman olacak. En az 2 eleman seçeceğim. Örnek bir tane görüntü 2 3 4 olabilir gibi düşünün tamam mı? Şimdi bu B ile alakalı da bir bilgi vermiş. Kare şeklinde bir B bize B kümesinin en büyük ve en küçük elemanlarının çarpımını anlatıyor. Bunu da hemen kısaca anlatayım. Bakın B diyelim 2 4 6 dedik. O zaman 2 yer 6 12 oldu. İşte size B kümesi mesela şey kare B. En küçük eleman 2, en küçük, en büyük eleman 6. Cevap bak 12 geldi. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu şekilde bir tanımlamada kare B 12 demiş. O zaman en küçük elemanın ne, ne olabilir? 2 olabilir. En büyük eleman 6 olabilir. En küçük eleman 3 olabilir. En büyük eleman 4 olabilir. Bakın bu birinci durum. Bu ikinci durum. Şurası en küçük. Burası en büyük eleman. Daha başka olamaz mı? Hayır. 1 ve 12 var hocam ama o zaman 1 ve 12 bu kümenin elemanı değil. Dolayısıyla 2 6 ve 3 4'ü seçmekten başka çaremiz yok. O zaman birinci durum. En büyük elemanımız 3 olursa, en küçük en küçük elemanımız 3, en büyük elemanımız 4 olursa. Bu kümeye başka eleman yazabilir miyim? Hayır. Çünkü 3'ten sonra zaten 4 geliyor. O zaman araya sıkıştırabileceğim başka sayı yok. Doğal olarak burada böyle bir tane bir küme oluşturabildim. En küçük eleman 3, en büyük eleman 4. Başka da seçemem. Sebebi ne? 3'ten daha büyük eleman 4, dört, 4'ten daha küçük eleman 3. Başka bir şey yazamıyorum. İkinci durum. B kümesinde en küçük eleman 2 olursa, en büyük eleman 6 olursa ne yapabilirim? Bu araya dikkat ederseniz 2'den büyük 6'dan küçük kaç sayı giriyor aslında? 3, 4 ve 5. Ama bunlardan sadece birini yazabilirim. Bak bu hakkım da var. Sonra mesela bunu yazabilirim. Bu hakkım da var. Sonra bunu yazabilirim. Bu hakkım da var. O zaman burada şöyle bir durum olmuş oluyor. Ben 3 4 5'i dilediğimce buraya yazabiliyorum değil mi? İstersem hiçbirini yazmam. Bu da bir B kümesi olabilir. İstersem hepsini yazarım. Bu da bu şartı sağlıyor. Kümelerde durumumuz şudur. Bir kümenin içine şu elemanlardan dilediğince seçim yapabiliyorsan elde edebileceğin tüm durumlar bunun tüm alt küme sayısı kadardır. Yani 2 üzeri 3'ten 8 tane küme yazabilirim bu şekilde. Gerçekten ispatlayayım size. 1. Bu 3 elemandan hiç seçmeyebilirsin. 2. Bu 3 elemandan birini seçebilirsin. 3. Bu 3 elemandan ikisini seçebilirsin. Bu 3 üç elemandan 3'ünü seçebilirsin. Cevap yine 8. O yüzden hatırlayın. N'nin sıfırlısından n'nin n'lisine kadar olan toplamı matematikte 2 üzeri n'ye eşitti. Dolayısıyla dilediğince seçme, seçmeme, istediğin sayıda seçme demek eşittir 2 üzeri n demektir. Dolayısıyla 2 ve 6 kalabildiği gibi örnek böyle de olabilir. Örnek işte böyle de olabilir. Hepsini de yazabilirim, hiçbirini de yazmayabilirim durumu 8 tane geldi. Doğal olarak toplam 9 tane küme oluşturduk B şıkkı. A 3 basamaklı, N 2 basamaklı doğal sayılar demiş. Buna göre e, A çarpı 5 üzerine 7 basamağı sondan 0'mış. A sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Sondan 7 basamağı 0'dır ne demek? Bu sayının 10 üzeri 7 çarpanı var demektir. Çünkü arkadaşlar bir sayının sondan kaç basamağı sıfırsa, o kadar tane 0 elde etmemiz lazım. O da nereden elde edilir? 10 çarpanından. Örnek bakın 100 nedir? 1 çarpı 10 üzeri 2. İşte 1600 nedir? Bak 16 çarpı 10 üzeri 2. Sonuçta elde edeceğin son basamaktaki sıfırların sayısı onların sayısı kadardır. Bir tane daha örnek vereyim. 3000 mesela nedir? 3 çarpı 10 üzeri 3'tür. Bunun gibi. Dolayısıyla benim 10 üzeri 7 çarpanı elde etmem lazım. Nasıl elde ederim? N 2 basamaklı demiş. Güzel. O zaman 5'ten yeterince sayıda var. Yani örnek veriyorum 5 mesela. 5 üzeri 12 şeklinde bir sayı olabilir. 5 üzeri 12'si şeklinde bir sayı olduğu için A'dan o zaman ne elde etmem lazım? 2 üzeri 7 çarpanı. Daha başka bir çarpana elde edebilir miyim? Elde ederim ama 2 olmaması lazım işin içinde. Olur da bak 2 üzeri 8 neden olmaz hocam desen. O zaman ne olur? Bunları birleştirdiğin zaman 10 üzeri 8 olur. 5 üzeri de 4 kalır ve burada bak sondan 8 basamağı 0 olur. Daha az olamaz mı hocam? Örnek verdim 2 üzeri 5. O zaman buradan elde ettiğin 10 çarpanı ne oldu 10 üzeri 5. Geriye ne kaldı? 5 üzeri 7. Burada kaç sondan basamak sıfırdır? 5. Demek ki arkadaşlar A'da kesinlikle 2 üzeri 7 çarpanı olacak ve A 3 basamaklı olduğu için o zaman 2 üzeri 7 çarpı 1 olabilir bu sayı. Sonra 2 üzeri 7 çarpı 3 olabilir. 2 üzeri 7 çarpı 4 olamaz çünkü o zaman ne olur bak 2 üzeri 9 olur. 5 üzeri 12 2 üzeri 9'dan da 10 üzeri 9 gelir. 2 üzeri 7 çarpı 5 olabilir. 2 üzeri 7 çarpı 7 olabilir. 9 olursa artık 4 basamağa çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada elde ettiğim bu sayı, bu, bu ve bu hepsi 3 basamaklı olduğu için elde edebileceğim toplam 4 tane A sayısı varmış C şıkkı. Bir tam sayı içerisinde bulunan asal çarpanların sayısına o sayının asallık derecesi demiş. Bakın 36'yı da 2, 2, 3, 3 diye ayırmış. Burada diyor e, 4'tür bunun derecesi. O zaman hani 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 yazmaktan ziyade onları tek tek yaz ki diyor. Bu şekilde asallık derecesini elde et. O zaman 11 faktöriyel çarpı a faktöriyelin asallık derecesinin rakamları çarpımı 0'dır. Buna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir demiş. Şimdi bir kere asallık derecesini bulmak için kaç tane 2, kaç tane 3, kaç tane 5, kaç tane 7 falan bulmamız lazım. Bakalım o zaman 11 faktöriyeli en azından biliyorum. 11'in içinde kaç tane 2 olduğunu nasıl buluyorduk hatırlayın? Tek tek sırayla 2'ye bölüyorduk değil mi? 1. 11'i 2'ye bölerim 5. Sonra bir daha bölüyorduk. 2. Burası 2 oldu. Bir daha 2'ye bölüyorduk. 1. Dolayısıyla 11 faktöriyelinin içinde 5 2 daha 7 1 daha 8. 2 üzeri 8 çarpanı var. O zaman burada 8 tane 2 var diye Asallık derecesine bir 8'e ekleyeceğiz. Çarpı kaç tane 3'ü var? 11'i 3'e böl e, 3 sonra bir daha 3'e böl 4. O zaman artık 2, 3 üzeri 4'ten 4 tane de 3 oldu. Asallık derecesi şu an 12'ye çıktı. 5'e bakalım. 11'i 5'e böldüğün zaman 2. 5 üzeri 2 olduğu için de burada 2 tane 5 geldi. Asallık derecesi şu an kaça yükseldi? 8 4 tane 2 2 daha 14. Son olarak 7 asal, yani bir de 11 var pardon. Son olarak 7 ve 11'e bölersek bir tane 7 var bir tane de 11 var. O zaman 7 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1. İşte bakın 11 faktöriyeli şu an tamamen elde etmiş oldum. Buradan bir tane, buradan bir tane toplarsam bak 8. 4 daha 12. 2 daha 14. 2 daha 16. Bakın. 16 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazdık 11 faktöriyeli. Ne demek bu? Şunu demek istiyorum bak. 2, 2, 2, nokta nokta, 3, 3, 3, nokta nokta, 5, 5, nokta nokta, 7. Böyle e, 5'ten 2 tane vardı. E, çarpı 11. İşte bakın bu sayıların 14 tane, ol, 16 tane olduğunu gördüğüm için şu an 16 diyorum asallık derecesinde. O zaman A faktöriyelden de ne gelmesi lazım? Dikkat etmemiz gerekiyor. Asallık derecesinin rakamlarının çarpımı sıfır olması için rakamların içinde sıfır olması lazım. E o zaman bu 16. Ben buna örnek ne ekleyebilirim? 4 eklersen 20 olur. Asallık derecesi de 20 olduğu için 2 çarpı sıfırdan rakamları çarpımı sıfır olur mesela. O zaman 4'ü bulabilir miyim? Bunu deneyelim. 4'ü bulamazsam ne eklemem lazım? 14 eklemem lazım çünkü 3 çarpı sıfır yine sıfır olur. Dolayısıyla 4 ekleyebilir miyim? Bakalım. A faktöriyelde o zaman 4 tane asal çarpan olması lazım. Kontrol edelim. 3 elde edersem. 3 faktöriyel nedir? E, 3 çarpı 2'dir. Burada 2 asallık derecesi bunun. 4 faktöriyel. 4 faktöriyel nedir? E, 2 çarpı 2 çarpı. E, 3. 4 çarpı 3 çarpı 2 ne yapıyor? Hatta böyle. O zaman buradan ne geldi? 4 geldi. Bak gerçekten. 4 faktöriyelin asallık derecesi. Gördüğünüz gibi 4 oldu. O zaman 16 ya da 4'e eklersem derecemiz 20 gelecektir. 20 gelince de bunun rakamlar çarpımı 0 olacaktır. Demek ki o zaman 5 şıkkında doğru cevabımız varmış. Diğerlerini denememe gerek kalmadı böylece. Ama merak edenler için deneyim görünem. 5 faktöriyel bakın. Nedir 5 faktöriyel? 24 çarpı 5. Yani 2'den böyle 3 tane. 24 çarpı 5 dediğimiz için bir tane 3 bir tane de 5. Mesela bunun asallık derecesi ne yaptı bak. Toplam 5 sayı olduğu için 5 yaptı. 16, 5 daha 21. Bu yüzden olmazdı tamam mı? Hani bir tane de olmayan örneği denemiş olayım. Denklemin kökler toplamı ve kökler çarpımı demiş. Kökler toplamı zaten bu denklemin 4. Kökler çarpımı C bölü A'dan M. O zaman 4 bu denklemi sağlıyor kök kabul ettiğine göre. Hemen yerine yazalım. N'yi bulalım. Eksi 16 artı 4N artı 20 eşittir 0. 4n buradan neye eşit oldu? Eksi 4'e n buradan eksi 1 geldi. Eksi x kare, eksi x artı 20. Daha kolay çarpanların ayırmak için eksi parantezine alalım. x kare artı x eksi 20. Zaten neydi bir çarpanımız? Gerçekten kökümüz 4 olduğu için x eksi 4 olmalı. Diğeri de bak x artı 5 olmalı. Önünde de bir eksi var. Hakikaten bir kökümüz 4 oldu. Diğer kökümüz ne geldi? Eksi 5. Bu neydi? Kökler toplamı. O zaman bu ne olmalı? Kökler çarpımı. Yani kökler çarpımı neymiş? M eşittir. Eksi 5. M'yi eksi 5 bulduk. N'yi eksi 1 bulduk. Toplamları eksi 6. A şıkkı. Soruya dikkat edin. Fx eksi 2 ve g2x'in işaret tablosu verilmiş. Soru benden. Fx çarpı gx'in bir nevi işaret tablosunu istiyor. O zaman fx eksi 2'den fx e elde etmem için ne yapmam lazım? Burada x gördüğüm yere x artı 2 yazmam gerekiyor. Bu da ne demek? Bir fonksiyonda fx eksi 2'den fx'e geçiş yapman için 2 eklemen gerekiyor. Hatırlayalım fonksiyonlarda sola giderken ekliyorduk sağa giderken çıkarıyorduk. O zaman fx eksi 2'den fx'e gelmek için 2 birim sola geleceğim. O zaman 2 birim sola gelirsem 1 ve 4 artık ne olacaktır? Eksi 1 ve 2 olacaktır. Aman dikkat. Fx eksi 2. Fx'in 2 birim sağa ötelenmiştir. Geri fx yapmak için 2 birim sola gitmem lazım. Dolayısıyla köklerde eksi 1 ve 2 oldu. Bu çift katlı bakın. Bu 4'te tek katlı. Sonra geliyorum g2x'e. g2x'te x yerine eksi 1 yazarsam bak bu şu demektir g eksi 2 sıfır oluyormuş mesela. O zaman ben gx yaptığım zaman artık yeni köküm ne olur? g de eksi 2 olur. Bak x yerine 1 yazınca g 2 sıfır. Aman bunlara dikkat edeceğiz. O zaman bu fonksiyonun asla değeri değişmez. Yani g eksi 2 sıfırdır ve g 2 sıfırdır. Doğal olarak gx yaptığım zaman içeriye artık ne yazmam lazım sıfırlamak için? 2 yazmam lazım. İşte burada da fonksiyonumuz bu köklere sahip eksi 2 ve 2. Şimdi tabloyu oluşturuyorum, dikkat edin lütfen. En küçük köküm eksi 2, sadece buradan geldi, tek katlı. Sonra bakın, eksi 1'e dikkat edin, eksi 1 çift katlıydı. Tamam. 2, burada da var, burada da var. Tek katlı kök, tek katlı kök. Bir nevi buradan bir tane 2, buradan bir tane 2 geldi gibi düşünün. O zaman artık 2'de ne oldu? Çift katlı kök oldu. Dolayısıyla neyle başlayacağız? Bu sonda artıyla bitmiş, bu sonda eksiyle bitmiş. O zaman bunun işareti eksi, bunun işareti artı. Artı çarpı eksiden eksi. Çift katlı kök değişmez, değişmez, değişir. Böyle bir işaret tablosu oluştu. Büyüktür sıfır olduğunu istediği için eksi sonsuzdan eksi ikiye açık aralığı yani a şıkkı. Bakın bu kısım bizim için gerçekten kıymetliydi. G2x, G3x gibi fonksiyonlarda x yerine yazdığınızda elde ettiğiniz şey denklemi sıfırlayan durumdur. Artık g2'nin ve gx2'nin sıfır olduğunu bil. Bundan sonra sana ne sorarsa ona göre kökü bul. Örnek veriyorum hani madem soru bitti ek bir yardımda bulunayım. Mesela şunu deseydi g3x-2 fonksiyonun kökü nedir deseydi şunu diyeceksin. Burası asla değişmez. Burası g2 sıfır olmalı. O zaman 2 olması için köküm 4 bölü 3 olmalı. Buranın sıfır olması için g eksi 2 sıfırdır. Asla o değişmez. O zaman yeni köküm sıfır olur. Gördüğünüz gibi fonksiyonda değişmeyen şey fonksiyonu sıfırlayan değerler. Kökler değişebilir. Nasıl? Burayı 2 yapmak için ne vermeliyim? Burayı eksi 2 yapmak için ne vermeliyim? Kriterin hep bu olacak. Birinci dereceden bir polinom x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 1 ile bölümünden kalana eşit. Yani p2 x yerine 2 yazarsak x yerine 1 yazarsak p1'e eşit. Birinci dereceden bir polinom olduğu için de mx artı n diye yazayım. Ee, x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 katına eşitmiş. Pardon direkt eşit değilmiş. Böyle p1 çarpı 3 o zaman. px eksi 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan x yerine eksi 3 yazarsak ne olur? Eksi 3 eksi 1'den p eksi 4 3'e eşitmiş. Tamam o zaman artık burada şunu halledebiliriz. 1 p eksi 4 yaz hemen. Eksi 4M artı N eşittir 3. Bu birinci durum. İkinci durum P2. 2M artı N. Eşitmiş P1'in 3 katına. O zaman P1 ne? M artı N. Bunun 3 katı olduğunu söylüyor. O zaman 2M artı N. 3M artı 3 ne? Buradan da eksi 2 n eşittir? M gelmiş oldu. Şimdi gidip burada yerine yazarsam m eksi 2 n'ye eşitse e, oradan 8 m yerine eksi 2 n yazacağım. Bir an yazamadım. 8 n artı n tamam eşittir 3. 9 n eşittir 3'ten n 1 bölü 3 oldu. Şimdi n'yi 1 bölü 3 bulunca m de eksi 2 bölü 3 geldi. Hem m'yi hem n'yi biliyorum. p eksi 1. p eksi 1 nedir? x yerine eksi 1 yazarsam eksi m artı ne? Bu sayede 1 bölü 3 eksi eksiden 2 bölü 3 bak cevap 1 geldi tam sayı oldu. P3'e bakarsam eksi 3 m artı ne? m'nin ne olduğunu gördük şimdi eksi 2 bölü 3. n'nin ne olduğunu gördük? 1 bölü 3 topladığımız zaman buradan tam sayı gelmedi. P eksi 7 eksi 7 m artı nedir? eksi 7 n'ye eksi 2 bölü 3 bulduk. n 1 bölü 3 15 bölü 3'ten bak bu da tam sayı geldi. Dolayısıyla 1 ve 3 d şıkkı. P'nin değil veya Q bileşik önermesinin doğruluk değeri sıfırmış. O zaman veya önermesinde ne zaman sıfır olur? Her ikisi birden sıfırsa. Buradan da P 1 olmalı, Q ne olmalı? Sıfır. Bu arada P'nin değil veya Q ne demekti arkadaşlar? Onu da hatırlayalım. P ise Q. Bu P ise Q'dur. P ise Q'nun da sıfıra denk olduğunu söylüyor. Onu da lazım olursa kullanırız. Hatta cümle olduğu için bakın kullanalım. P ise Q ne demek? Bu çarpım 3'e eşitse x bir tam sayıdır. Ama bu önerme yanlışmış. Bakalım o zaman. Normalde bunu çarpanlarına ayırırsak x kare eksi 6 çarpı x kare artı 1'in mutlak değeri ayrı ayrı hani böyle yazarsak. Bölü x kare artı 1. Dikkat matematikte bir sayının karesiyle 1'i toplarsanız kesinlikle pozitiftir. Bu olduğu gibi çıkar. Bu yüzden x kare artı 1'ler sadeleşir. Mutlak x kare eksi 6 eşittir 3 olur. Şimdi bu önermenin yanlış çıkması için ne olması lazım? x kare eksi 6 eşittir 3'ten tam sayı kökü elde etmemem lazım ki bu p ise q önermesi sıfıra denk olsun. Yanlış çıksın. Bakalım o zaman x kare eksi 6 1 3 eşit olabilir. x kare eksi 6 eksi 3 eşit olabilir. Bak x kare o zaman 9 olursa x 3 veya eksi 3 oluyor. Buradan tam sayı geliyor. Önerme doğru çıkıyor. x kare eksi 6 eksi 3 olursa x kare 3 olur x buradan kök 3 veya eksi kök 3 gelir. Böylece önerme yanlış olur. İşte bu yüzden bu önermenin sıfır olmasını sağlayan değerlerimiz kök 3 ve eksi kök 3 çarpımları da e, kareleri toplamları pardon çarpımları dememiş. Kareleri o zaman toplamı 3 artı 3'ten 6 olacaktır a şıkkı. İkinci sorunun doğru cevabı bu sorunun şıklarında varsa zaten bakın şimdi birbirine eşit iki kök ne demek? bu denklemin çözüm kümesinin elemanının böyle olması demek. Tek eleman. Sonuçta çift katlı kök iki sayı aynı iki sayı kümeye bir defa yazılır. O zaman doğru cevabımız neymiş? B. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun bu denklemin daha doğrusu çift katlı kökünün olması için bunun bir tane sayı olması gerekiyor. O da eksi 3'müş. Bu yüzden de bu denklemin kökü eksi 3 olduğunu anladık. Baş kat sayısı iki olan ve çarpanları bak x artı 3 olan bir denklem gördünüz mü? Bu şekilde. Bu bize neyi anlatır? 1. Bir, bir kere dağıtırsak x kare artı 6 x artı 9 olduğunu anlatır. 2 dağıtırsam 2 x kare artı 12 x artı 18 olduğunu söyler. Mürekkep akmış sayı 12 geldi. M 18 geldi. Toplamları da 30 oldu. Bu şekilde soruyu yorumlayabiliriz. 2. Dersiniz ki kökler çarpımı hocam 2 kökün çarpımı e, m bölü 2 ve bu eksi 3 çarpı eksi 3'ten böylece 18 olacaktır. Sonra ikincisi x1 artı x2 eksi 6 dersiniz. E, şurada n'e yazdığını düşünelim. Eksi n bölü 2 de buradan e, eksi 6 olduğu için n 12 gelecek. Bak bu da ikinci yol. Bu şekilde de kökler toplamı ve kökler çarpımından da iki sayının toplamını yine 30 bulduk. E şıkkı geldi. Sıfırlarından biri derecesine eşit olan polinomlara derece polinom denir demiş. Başka sayıs 1 olan Px polinomunun derece polinomunun sıfırlarının kümesi 2, 4, 5'miş. Şimdi sıfırlarından biri derecesine eşit. O zaman bunun kökleri 2, 4, 5 olduğuna göre bu polinomun derecesi 2 olamaz. Onu geç. Neden? polinomu ikinci dereceden olsa 3 tane reel kökü gelmez. Bir polinomun 2 e, kaçıncı derecedense en fazla o kadar kökü vardır. Doğal olarak... Bu polinom ya dördüncü dereceden ya da beşinci dereceden dördüncü dereceden olursa bir düşünelim şimdi 2, 4, 5 dördüncü derecedense bunlardan bir tanesi çift katlı kök olur Bakın 5 gerçekten sağlıyor dikkat et 5 5 daha 10 6 daha 16 o zaman bakın bu fonksiyonun kökleri 2, 4, 5, 5'miş Gerçekten köklerinin oluşturduğu küme de 2, 4, 5 oldu o zaman Bu polinom artık Kökler toplamında cidden 16 olduğuna göre Px polinomu baş sayısı 1, x eksi 2, x eksi 4 ve x eksi 5'in karesi 4. dereceden bir polinom köklerimiz de bunlar. Px artı 2'nin x eksi 4 ile bölümünden kalan ne demek? X gördüğün yere 4 yazarsan P6 nedir demek? P6'yı bulalım. 1 çarpı 6 eksi 2 4, 6 eksi 4, 6 eksi 5 1'in karesi. Buradan da cevabımız bakın 8 oldu D şıkkı. ÖSYM bazen deneme yanılma sorusu sorar. Ee, orada gerçekten hani denemek gerekiyor. Şimdi A bir gerçek sayı, eksi 2, 1 ve 5 sayılarından yalnızca ikisi bu eşitsizliğin çözüm kümesine aitmiş. Buna göre A sayısının alabileceği kaç farklı rakam vardır diye soruyor. En basitten başlayacağım önce. Çünkü onun hesaba katılmayabileceğini e, düşündüğüm için sıfır. Bir sıfır verelim şu A'ya. Sonuçta o da bir rakam. Eee... A'ya 0 verirsem sağlıyor mu? Bakayım. Olmazsa zaten diğer rakamları deneyeceğim, göstereceğim size. Şimdi bakın böyle yaptım. İşaret tablosunu oluşturuyorum. 2 eksiyle başladım. Böyle artı oldu. Dolayısıyla şöyle bir durumumuz. Burada eksi 2 ve 1 evet sağlayan değerlerin içinde. 5 sağlamayan değerlerin içinde. Gerçekten 3 sayıdan yalnızca 2 sağladı. Ne zaman A'ya 0 verirsem. O zaman 1. A'ya sıfır verebildiğimi gördüm. Bu kenarda dursun. Şimdi gelelim ikinci durum arkadaşlar. İkinci durumda köklerimden birisi 2 olacak. Diğeri 10 bölü A. Mesela burada 10 bölü A 2'den büyük olsun. Şimdi bakın. Eksi 2 ve 1 burayı sağlayan değerlerin arasına düşer değil mi? Bakalım bir. Ee, A rakam olduğu için baş katsayımız böyle. Bu da böyle. Bakın burası sağlayan değer. Burası da sağlayan değer. O zaman eksi 2 ve 1 Burayı sağlıyor. O zaman 5'in sağlamaması lazım. Neden? Bu 3 sayıdan yalnızca x bu eşitsizliği sağlıyor. O zaman 10 bölü a'nın ne olması lazım? 5'in bu sağlayan kümede olmaması için. 1, a'ya 2 veririm. a'ya 2 verirsem bak burası 5 olur. Böylece 5 sağlayan kümenin içinde değil. Sıfırlıyor denklemin. Denklemin de sıfırlanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir görüntü olur. Bu şekilde olayı hallederiz. 2, a'ya ne verebilirim? rakam olduğu için 1 veririm. O zaman böyle olur bakın. Yine 5 bu sağlayan değerlerin içine girmez. O zaman A'ya demin ne verdik? 2 verdik. 1 verdik. Doğal olarak şu kısım hep 5'i sağlamayan değerler oldu. Peki daha büyük sayılar veremem mi? Hayır. Örnek A'ya 3 verirsem 10 bölü 3'ten 3 küsür yapar. O zaman bakın bu 3 küsürden büyük bir sayı 5 olduğu için hem eksi 2 bir bu eşitsizliği sağlar hem 5 bu eşitsizliği sağlar. O zaman da arkadaşlar bu durum sağlanmaz. Demek ki A'ya 2 verebilirmişim. 1 verebilirmişim. 2 ve 1'den daha büyük sayılar verince burası daha küçük bir sayı olduğu için o zaman sağlamıyor. Dolayısıyla toplamda 3 tane rakam varmış C şıkkı. Burada tabi şu denebilir hocam hemen 10 bölü A'nın 2'den büyük olduğunu düşündünüz ya de ya küçük olursa 10 bölü A buraya gelirse artı eksi artı a rakam sonuçta doğal olarak katsayılar pozitif oldu. 10 bölü a'nın 2'den küçük olması için a'ya verebileceğim sayılar nelerdir? E, 6, 7, 8, 9 değil mi? Bunları verebilirim. Örnek a'ya e, 6'yı verdim. Bir küsür bir sayı yaptı. O zaman eksi 2 ve 1 burayı sağlıyor. Bak bu kümenin içinde 5 de bu kümenin içinde ne oldu? Bakın gördüğünüz gibi 6, 7, 8, 9 da veremeyeceğimi gördüm. Bunları verirsem bu sefer de eksi 2, 1 ve 5'in 3'ü de bu çözüm kümesine dahil oluyor. Bu yüzden orayı denemeye gerek bile kalmamış. f eksi x bölü 4 eşittir. x verilmiş. Hemen ben şöyle yaparım. Şimdi burada hani bileşki fonksiyon yapacağız ya. x gördüğüm yere ne yazmalıyım ki içerisi x olsun deyip fx'i kontrol edelim. Daha kolay yorum yapmak için. a buradan ne olur? Eksi 4x. a yerine gerçekten eksi 4x yazarsan eksi artı bölü 4'ten bak fx oluyor. Dolayısıyla x yerine ne yazmış olduk? Eksi 4x. İşte fonksiyonumuz arkadaşlar fx eşittir eksi 4x oldu. Bu sayede artık e, fm eksi 4m olur. f bileşik fm buradan da eksi 4 eksi 4m'den 16m olur. Daha sonra f bileşke f bileşke m artık bir daha x yerine eksi e, 16m yazarsam eksi 64m olur. Son olarak dördüncü bileşke de f bileşke f bileşke m'de de artık ne olmuş olacak? Eksi 4 eksi 64m'den dolayı 256m eşittir 8 üzeri 3. 256 2 üzeri 8. 8 2 üzeri 3 e, bir de 3 oldu. Buradan da 2 üzeri 9 oldu, sadeleşti. m eşittir 2 geldi, b şıkkı. Burada size hem bir öteleme simetriyi de anlatmak adına düzgünce göstereyim. Sonra da sorunun sonuna bakalım. Eksi fx eksi 2. Hedefim ne? Bu mutlak fx artı 1'e varmak. O zaman 1. Önce bir eksiyle çarpayım, fx eksi 2 elde edelim. Bu fonksiyonu ne yaptım? Eksiyle çarptım. Yani eksiye yaptım. Bir fonksiyonu eksiyle çarpmak demek X eksenine göre simetriğini almak demektir. Dolayısıyla şu önce sağ kısmı göstereyim bakın. Sağ kısımda simetriğini aldım. Şöyle bir görüntü oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde. Ve şurası işte birden geçiyor. Tepe noktası da böyle şu anlık en azından bilmediğim bir yerden geçiyor. Onu en son buluruz. Şimdi bu fx eksi 2. Bir de burada sağa gitmiş bu. bu fx eksi 2. Sol tarafını da tabii göstereyim. Sol tarafının da simetriğini alıyorum. Şu şekilde bir görüntü. Burası da ne? Eksi 4 olacak. Çünkü şurası 4 bakın. Bundan sonra fx eksi 2 demek. İki birim sağa gönderilmiş. Biz buna fx yapacağız. O zaman sağa gönderilmişi buysa sola göndereceğiz bu fonksiyonu. Sola gönderdiğimiz zaman şöyle bir grafik elde etmiş olacağız. İşte görüntümüz bu olacak. Artık 2 birim sola gitti. Sıfırdan geçiyordu artık eksi 2'den geçiyor. İşte size fx. Şimdi şu tepe noktasını bulalım. Onu nasıl bulacağım? Eski grafikten yararlanarak bakın şuna dikkat etmeliyiz. Normalde bu fonksiyon nereden geçiyor? Eksi 2'ye 4'ten geçiyor. Yani tan alfa ne? 2. O zaman burası da alfa olduğuna göre yine ters açıdan dolayı üç. 3. Burasının uzunluğu 6 birim olmalı. Eksi 6 katlayınca o zaman ne geldi? Tabii ki 6 gelmiş oldu. Burası 6. O zaman yine sola öteleyince en büyük değer değişmez. Yine 6 olur. Mutlağını almak ne demekti bir fonksiyonun? Mutlağını almak da aşağıyı yukarı katla. E yukarı katlayınca bak şöyle bir görüntü oldu. Çünkü şuranın demin ne olduğunu biliyorduk biz. Eksi 4. O zaman burasını katlayınca burası 4 olur. Ee, görüntümüz şöyle işte bir şeye döndü. Şu şekilde oldu. Burada en azından mutlak fx'in alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu gördük. Mutlak fikse ben 1 eklersem bu fonksiyonu bir birim yukarı kaldırmış olurum. Bak görüntü böyle olur. Artık bir birim yukarı kaldırınca burası 7 ve 5 olur. Fonksiyonun alabileceği en büyük tam sayı değeri en büyük tam sayı değeri 7 olur. En küçük tam sayı değerimizde de şurada bakın bir birim yukarı kaldırınca artık 1 olmuş oldu. Farkları da 6 geldi. E şıkkı. Ortalama değişim doğrunun nedir? Eğimidir arkadaşlar. Bir doğrunun eğimi asla değişmez. O yüzden ortalama değişimizi her noktada aynıdır. Normalde ortalama değişim hızı şuydu. fx2 eksi fx1 bölü x2 eksi x1. Bu doğrunun neyine karşılık geliyor? Eğimine. Bu formülün adı ortalama değişimizi ama normalde doğrunun eğimi de işte ortalama değişimiz olduğu için eğimi 2 demek istiyor. 2x artı k şeklinde bir doğru diyelim. Sonra bu doğrunun üzerindeki herhangi bir nokta absis x ise ordinat nedir? 2x artı k. O zaman gx fonksiyonda neymiş? Bunların çarpımı. Bak koordinatlar çarpımı x çarpı y. Ama ne diyeceğim? Y gördüğüm yere 2x artı k yazacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir fonksiyon oldu. Bu gerçekten artık parabole döndü. Y x eksi 1 ne demektir? x eksi 1 çarpı 2x eksi 2 artı k. x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Şimdi bu ne oldu? Şöyle hani absisi bir tanesi bir belki diğeri de pozitiftir diye uydurup bir parabol göstereyim size. Bir parabolün tepe noktası neydi? Simetri ekseninin şöyle bakın apsisi Ve bu neydi? Kökler toplamının yarısı. O zaman uzunca parabola aç. Eksi b bölü 2a muhabbeti yapana kadar köklerini bulalım. Birisi 1. Bir. Diğeri de ne? Şurayı sıfıra eşitlersek. X eşittir. iki e, 2 eksi k bölü 2. O zaman bu da ne oldu? E, 2 eksi k bölü 2 oldu. Kökler toplamı buradan nedir? 4 eksi k bölü 2 kökler toplamının yarısı bak bu x1 artı x2 kökler toplamının yarısı da yani 4 eksi k bölü 4 de neye eşit? 3'e. Çünkü tepe noktasının absesini 3 olarak vermiş. Bundan sonra artık k buradan ne gelmiş oldu? 12. Ee, Sağ ol tarafı atarsak k eksi 8 oldu. Şimdi artık parabolün e, tepe noktasının absesinin e, 3 olduğunu ve k'nın eksi 8 olduğunu gördük. Eksi 8 olunca şöyle bir fonksiyonumuz olmuş oldu. Artık bizden ne istiyor? Minimum noktası yani bunun ordinatı. Yazalım yerine. x yerine kaç yazacağım? 3 yazacağım. 3 eksi 1, 2. 3 kere 2, 6. 6 eksi 4'ten eksi 4. Çarpımları eksi 8 geldi. Bakın önce k'yı bulduk. K'yı bulduktan sonra N ne, neydi? Fonksiyonun alabileceği en küçük değerdir. Kollar yukarı doğru olduğu için. Onu da gidip denklemde yerine yazacağız. İşte cevabımız D şıkkı. Bir parabol verilmiş. Tepe noktası Y ekseninde. Gördüğünüz gibi o zaman simetri ekseni bunun Y ekseni olduğuna göre parabol normalde şudur. AX kare artı C şeklinde bir parabol. Tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğu için 0 olacak tepe noktasının apsisi. Şimdi eş şekil olduğu için bunlar o zaman 7 birim olur kısa kenar. Yine burada kısa kenar 7 birim olacak. Şöyle 2 kalır. 13 olduğu için bak 2'ye 13 noktası bir A noktası diyeyim. 2'ye 13 noktası olarak A noktasını bulmuş oldum o sayede. Sonra uzun kenarı 13 olduğuna göre 13 birim eksi 14 o zaman eksi 1 olacaktır. Şu B noktası olsun. Eksi 1'e 7 geldi. Bakın gördüğünüz gibi 2 noktayı biliyorum. 2 noktayı da gidip denklem değerine yazacağım. 1, 2'ye 13 yaz. 13 eşittir 4A artı C. 2, eksi 1'e 7 yaz yerine. O da yine 7 eşittir A artı C. Taraf tarafı çıkarırsam 3A eşittir 6'dan. A2. A 2, A'yı yerine yazarsam C'de 5 gelir parabol 2x kare artı 5 parabolü oldu. Şimdi e, bize ne demiş? F1 tamam. Y eşittir 2 çarpı 1 artı 5'ten cevapta 7 oldu A şıkkı. sarı bir de mavi bölge verilmiş. Sarı bölgenin alanı 36 birim kare diyor. G bileşke F bileşke F bileşke 3 artı F12 15 demiş. Şimdi burada şu noktanın ordinatını bilmiyoruz bu noktayı ee, yine burada F12'yi bakın bilmiyoruz mevzu onları bulmak yani soruda onlara odaklanacağız şimdi ben şuna dikkat ederim burada aslında bir kare var görüyor musunuz 8 çarpı 8 64 ve şuna dikkat ederim 4 birim absisten dolayı 8 birim burası 16 oldu 16 36 daha 52 Toplam dediğim gibi burası bir kare olduğu için 8 kere 8 64 bakın absiste şu noktada 8, ordinatta 8. Toplam alan 64 olması için şöyle göstereyim bu kırmızı bölgeye ne kaldı? 12. Kırmızı bölgenin tabanı 8 o zaman yüksekliği 3 olmalı. 8 şarkı 3 bölü 2'den bak alanı 12 gelsin. İşte bu noktanın ordinatında 3 olduğunu gördüm. Bakalım o zaman 1, F3. Nerede bakacağız ona? F fonksiyonu hangisi? Şöyle şurası. O zaman fonksiyonda dikkat edin. Bu fonksiyonun tanjantı ne? 8 bölü 4'ten 2. O zaman bu orijinden geçiyor. Direkt 8 bölü 4 eğimi 2. Y eşittir 2x. Bu sayede f3 ne olur? Tabii ki 6 olur değil mi? 6 olmuş oldu. Sonra 6 geldiğimiz zaman sabit olduğu yer bakın. 4 ile 8 arasında bu fonksiyon sabit ve kaça eşit? 6'ya. O zaman f 6 eşittir. Buradan da ne geldi? Sabit olan değer 8. Sonra g 8'e bakacağız. Bileşkeyi ala ala gittim. F3'ü buldum. Sonra f6'yı buldum. 8 geldi. Gelin g8'e. g de şimdi ordinatı bulmuştum. O da 3 oldu. 3 olunca artık bu ifadenin şu ifadenin tamamı 3. Demek ki f 12 de neymiş? Toplamları 15 olması için 12'yi. O zaman artık buradaki soru işaretli kısmı da bulmuş olduk. Mavi bölgenin alanı 8, 12, yüksekliğimiz 4. Dikkat edelim. Sonra bakın 3, 8, burası 5. Üst taban. Alt tabana gelelim. 12, 3 çıkar 9. Bu sayede alt taban artı üst taban 14, yükseklik 4 bölü 2'den Cevap 28 oldu E şıkkı. Formülünü kullanmak lazım tabi. Nasıl da hatırlayalım. X artı Y'nin N'inci kuvvetinde biz herhangi bir terimi bulmak için, R artı birinci terimi bulmak için ne diyorduk? N'nin R'lisi. X üzeri N eksi R, Y üzeri R azalan kuvvetlerine göre açıldığında formül buydu. O zaman bak burada da 8'in R'lisi. MX üzeri 8 eksi R Sonra eksi 1 eksi 1 üzeri r'nin x kareli bir terime sahip olması için buradan ne olacak? r eşittir 6 değil mi? Bak mx 8 eksi 6 dersem mx kare gelir. Zaten bu sabit sayı olduğu için bir şey olmuyor. Dolayısıyla burada artık r'nin 6 olduğunu gördüm. Artık bunu 6 bulduktan sonra 8'in 6'lısı mx kare bak gerçekten x kareli terim gelecek. Sonra eksi 1'in 6. kuvveti eşittir. 8'in 6'lısı neye eşitti? Kombinasyondan hatırlayalım. 8'in 2'lisi. Altların toplamı üste eşitse ben 8'in 6'lısı yerine 6 artı 2'den 8'in 2'lisi diyebilirim. Daha kolay işlem yapmak için. 8'in 2'lisi de normalde 8 faktöriyel bölü. 8 eksi 2'den 6 faktöriyel e, çarpı 2 faktöriyel. Bunu hemen nasıl yazarız hızlıca? 6 faktöriyeller sadeleşir. 8 çarpı 7 bölü 2. Bu yüzden de ne gelir? 28 gelir. 28 m kare x kare çarpı 1 eşittir. E, bu açılımdaki terim sayısının 7 katı. Terim sayısı neydi? Hatırlayalım. Şu 8'in bir fazlası yani 9. 9'un 7 katına eşit. Böylece 63 oldu. 7'ye böl 4. 7'ye böl 9 çarpı böyle x kare. m kare de buradan 9 bölü 4 geldi. m bir pozitif sayıymış. O zaman kare kökü 3 bölü 2'den 1.5 oldu c şıkkı. Yeşil koltuklar boş koltuklarmış. Anne ve babası yan yana oturacak. Aslında artık boş yerlerden bir tane oturacak geri kalan. Şimdi anne ve baba yan yana oturacağına göre burayı, burayı... E, seçebilirler. Bir de burayı seçebilirler. O zaman 3 çiftli koltuktan birini seçtiler. 3'ün birlisi. Sonra bunlar yan yana oturacak ya yer değiştirebilir. Örnek burayı seçtiler diyelim. Anne baba, baba anne. Yani iki faktör yer. yaptım. Temsili olarak diyelim anne ve babayı buraya oturttum. Artık geriye kaç koltuk kaldı? E, dokuz, 9, 2, 4... Orada da 7 koltuk kalmış. O zaman Aslı da 7 koltuktan birini seçer. 6 çarpı 7'den 42 durum oluşur E şıkkı. 1 GB ve 3 GB boyutlarına sahip iki dosyayının tamamını bu flash belleklere yükleyecek. Bu soruda neye dikkat ederim ben? Aynı flash belleğe yüklenmiş olma olasılığın diyor. Önce bir tüm durumları halledelim. Bakın. Şimdi birisi 1, bir, birisi 3 ya. Eğer toplamları 4 olduğu için. Bakın ben 4 ve 5'e yükleyebiliyorum. Buna da dikkat edin. Yani atıyorum birisini 1 GB buna yükledin. 1 3 GB buna yükledin. Bu hakkın olduğu gibi 5 GB'lık yükleme alanına ikisine de yükleyebilirim. O zaman burada şu mantıklı olan 3 GB'tan başlayalım ki onu hallettikten sonra e, diğerini düşünelim. 1 3 GB'ı önce buraya bir yerleştireyim hani böylece hiç yer kalmasın. Bir durum 3 GB'ı o 3 GB'lık boş yere yerleştirdim. Sonra 1 GB'lık 1, 2, 3, 4, 4 yerden istediğine gidebilir. Böyle bakın. 1 çarpı 4'ü elde ettim. Artı birisi bir yerden birine, diğeri 4 yerden birine. Sonra gelelim 4 ve 5'e. Bak şimdi. 3 GB'lık olanı buraya yerleştirirsem, ikisinden birine giderse. İkisinde de boşluk kalır değil mi? Diyelim buna yerleştirdim. Burada elimde hala 2 GB'lık boş yer var. O zaman geri kalan 1 GB'ı istediğim 5 yerden birine yerleştiririm. Çünkü bu da olur, bu da olur, bu da olur, bu da olur, bu da olur. Hepsinde hala en az 1 GB yerim var. Dolayısıyla 4 veya 5'ten birine 3'ü yerleştirirsem boşluk kaldığı için istediğim 5 yerden birine de giderim. Kimi yerleştiririm? 1 GBydı Dolayısıyla tüm durumları hallettim. İstenen durum ne? Aynı flash belleğe yüklemek. O zaman Aynı flash belleğe yüklemek için ya 4'e ya 5'e yüklemem lazım. İkisine de dolayısıyla o da iki durumdur. 2/14'ten de 1/7 geldi C şıkkı. x log y ve log z 2 3 5 ile orantılıymış. O zaman log x'e 2k desek, log y'ye 3k desek, log z'ye de 5k desek. Buradan x 10 üzeri 2k olur. Y 10 üzeri 3K olur. Z 10 üzeri 5K olur. Bazen sorularda böyle logaritmada bir sayıyı eşitleyip harfli de olsa eşitleyip ona göre gidebiliriz. Şimdi bundan sonra artık x çarpı y çarpı z tabanları aynı üstleri topla. 5, 3 daha 7, şey 8, 2 daha 10. 10 üzeri 10 üzeri k, 10 üzeri 5 oldu. Buradan da k 1 bölü 2 gelmiş oldu. Log y z Log y z nedir? 10 üzeri 3k, 10 üzeri 5k, log 10 üzeri 8k, k'yı 1 bölü 2 bulduğumuz için 10 üzeri 8 çarpı 1 bölü 2'den 10 üzeri 4. Buradan da cevabımız 4 oldu c şıkkı. Aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit olan sayılar ne demek? Bu sayılar birbirinin aynısı demek. Ancak sayılar eşitse aritmetik ve geometrik ortalamalar aynı olur. Dolayısıyla A, B, C hepsine A diyelim o zaman biz. Şimdi log 2 A, B, C. Log 2 A küp olacak. Eşittir log 2 A çarpı log 2 A çarpı log 2 A, A eksi log 2 A. Log 2 A'ya da isterseniz şimdilik bir x diyelim. Bakın 3 başa gelir değil mi? 3x. Sonra burası 3 tane x'in çarpımı x küp eksi x. Bu sayede artık x küp eksi 4 x eşittir 0. x parantezinde x kare eksi 4 eşittir 0. x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2'den bir köküm 0, bir köküm 2, bir köküm 4 geldi. Bu sayede log 2 tabanında a 0 olursa a 1 olur. Log 2 tabanında a 2 olursa a kaç olacaktır? 2 üzeri 2'den 4. Log 2 tabanında a 4 olursa a ne olur? 2 üzeri 4'ten 16 olur. A düzeltiyorum pardon. A bir de eksi 2 olacak. Oraya kendi yazımıza şey eksi 2'yi 4 diye okuduk. Hemen düzeltiyorum. Log 2 tabanında a eşittir eksi 2'den a ne geldi? 1 bölü 4 geldi. Şimdi artık a neler bulduk? 1, 4 ve 1 bölü 4. Bunları toplarsak 5 artı 1 bölü 4 o da 21 bölü 4 yapar E ya şıkkı. 2 üzeri 3x, 2 üzeri x ve 3 üzeri x fonksiyonları verilmiş. Şimdi hangisi 2 üzeri x hangisi 3 üzeri x fonksiyondur? Bakın orada şuna dikkat etmek lazım. 3 tabanı büyük olduğu için daha hızlı büyürken 2 tabanı küçük olduğu için daha yavaş büyür. Örnek x'e 2 verirsin 3 üzeri 2 9'dur. X'e 2 verirsin 2 üzeri 2, 4'tür. Bakın daha yavaş büyüyor. Bu yüzden burası 3 üzeri X, burası 2 üzeri X. Önce ona bir dikkat etmek gerekiyordu. Şimdi ikinci durumda neye dikkat edeceğim? Şu uzunluğu bir bakalım. 3 üzeri X eşittir 16 olduğuna göre X buradan ne geliyor? Log 3, 16. Hemen gösteriyorum. Burası log 3, 16 oldu. Sonra... 2 üzeri x neye eşit 9'a? X buradan ne geldi? Log 2 9. B diyeyim, OB uzunluğudu. O zaman log 2 9 oldu. Şimdi arkadaşlar, kırmızının uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şuraya A dersem, Öklid'i de hatırlayacaksınız. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. A kare eşittir log 3 16. Çarpı log 2, 9. Yani burada ufak bir geometri yorumuna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla log 3, 16, log 2, 9. Hemen log 3, 16'yı 4 çarpı log 3 diye... Şey, 4 çarpı log 3, 2 diye yazarım. Log 2, 9'u da e, şöyle yapayım. 2 çarpı log 2, 3 diye yazarım. Log 3, 2 ile log 2, 3 birbirini götürür. Bu sayede artık ne olur? 8 eşittir a kare. a da buradan... 2 kök iki geldi B şıkkı. Şimdi prizma dizisi demiş. Demiş ki bunun ayrıtları bcd ise A, B artı A, C artı D, V'ye eşit olunca demiş prizma dizisi oluyor. de hacmi. O zaman şimdi küp biçimindeki prizma ile oluşturulan A, N dizisinde A3. Şimdi A, N dizisi neymiş? Bakın böyle ayrıtları bu. E şimdi A3 dizisinde ayrıtlar ne olacak? A3 artı A3 artı A3. Böylece bu neye eşit oldu? 27'ye. A3 buradan neden 27 dedim? Çünkü ayrıtı 3 olan bir kübün hacmi nedir? 27. Böylece 3 ayrıtı da A3 olduğu için bu şekilde A3 ne gelmiş oldu? 9. Sonra gelelim A6'ya. A6'da da ayrıtlar doğal olarak nedir? Kübün bütün ayrıtları eşittir. A6, A6, A6. Bu sayede 6'nın kübü nedir? 216. Bakın anlattığına göre böyle oldu. A6'da buradan ne gelmiş oldu? 72. Bunların ikisinin toplamı da 81 oldu C şıkkı. Birbirinden farklı olan elemanları geometrik bir dizi verilmiş. Geometrik dizide arkadaşlar dizilerin şu indislerinin toplamı, elemanların toplamı birbirine eşit olduğunda çarpımları da eşit oluyordu. Yani AC çarpı AC çarpı AC ya. Burada 3C neye eşit olur? 5 artı 7 artı C artı 2. Solda kaç terim varsa sağda da o kadar terim olmalı. Ve bu terimlerin indislerinin toplamı eşit olursa çarpımları da eşit oluyor. Doğal olarak buradan 3C sol tarafa atarsam 2C 12 14 oldu. C 7 geldi. Şimdi A7 çarpı 7, 6 daha 13. Bak A13 şimdi bu değil mi? Burada hemen ne söylerim? 7, 13 daha 20 değil mi? O zaman örnek veriyorum. A9 ile A11'in çarpım buna eşittir. Niye? indisler toplam aynı. Veya A10 ile A10. Bak 20, bu da 20. Dolayısıyla şıklarda A10 çarpı A10 var. Bunun eşiti olur C şıkkı. Merak edenler için söyleyeyim. hani Zaten konuda bu arada bunu bilmeniz gerekiyor. Aslında konuda öğrettiğimiz bir şey ama... Neden böyle indisler çarpım birbirine eşit olunca sayılar aynı oluyor? Çok basit bir örnek vereyim. Bakın burada A7 dediğimiz aslında şu değil midir? A1 çarpı R üzeri 6. A13 nedir? A1 çarpı R üzeri 12. A10 nedir? A1 çarpı R üzeri 9. A10, A1 çarpı R üzeri 9. A1'ler gitti zaten. R üzeri 18, R üzeri 18. Gördünüz mü? İşte bu şekilde hepsini birinci terim cinsinden yazsanız herhangi bir terim bakın bu. Bu da herhangi bir terim. İndisler toplamı aynı olduğunda çarpımlarının da eşit olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi bir soru sormuş. Ödüllü bir soru. Ve ödüllü sorunun cevap şıkları da birazdan bize şöyle yardımcı olacak. Bakalım bir. Koson çarpı kot 200. Koson pozitif kot 200. E, nedir? Negatif. E, pardon pozitif. Üçüncü bölge. Sekant 20. Kosinüs 20'nin tersi olduğu için bu da artı. O zaman artı çarpı artı artı öbürü de artı oldu. Eksi tan eksi 20. E, hatırlayalım. Tan da bu eksi dışarı çıkıyor. Eksi eksiden o zaman burası yine artı oldu. Kosekant 110. 1 bölü sin 110 demektir. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Bu da artı oldu. Hatta şöyle yazayım bak daha iyi olur. Artı artı. Bu da artı artı geldi. Sonra gelelim sekant 210. 1 bölü kos 290. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif Kosekant 250 1 bölü sin 250. Üçüncü bölgede sinüs negatiftir. O yüzden 1 bölü sinüs de yine negatif oldu. İşte 3 durumumuz. Birinci öncül, ikinci öncül ve üçüncü öncül. Bakalım burada sin 150 kesinlikle pozitif değil mi? O zaman 3'ü e, de zaten pozitif olduğu için orada bir problem yok. Şimdi Burası ya eksi ya artı arkadaşlar. Eğer bu eksi olursa cevabınızın ne olması lazım? Yalnız 3. Yalnız dikkat edin şıklarda yalnız 3 yok. Demek ki bu ikincisinin eksi olma şansı yok. İkincisi eksi olmalı. artı olmalı. Bir daha söylüyorum bak. Burası eksi olursa cevap şıklarında yalnız 3 olmalıydı. Çünkü artı eksi olan tek durum bak bu. O zaman yalnız 3 şıklarda bile olmadığına göre soruda hatalı olmadığına göre Demek ki kot 100 çarpı bu ifade artı olmalı. Cevap da böylece 1-2 olmalı. Bu sayede artı artı olması gerektiği için kotanjant 100 zaten nedir? Negatif. Yanındaki sayının da negatif olması lazım ki eksi çarpı eksiden artı elde edelim. Bakalım şimdi tan 260 pozitif gitti. Eksi çarpı artıdan eksi olur. Sin 85 artı. Kos eksi 10 artı gitti. Çünkü eksi çarpı artı eksi olur. Biz ne arıyoruz? Kod 100 eksi olduğu için emojili tarafının da eksi olmasını arıyoruz. Tek tek göstereyim. B şıkkı kot 70 artı gider. Sekant 110 eksidir. Evet eksi çarpı eksiden cevap artı gelir. Tan 195 artıdır. Buradan da cevap gelmez. Dolayısıyla D şıkkı. Yamuğun iç açılarının sinüs değerleri. Sin 91. Sin 91 toplamları 2 yaptı. Sinüs alfa, sinüs beta. Hatırlayalım. 180'e tam anlayanların sinüsleri neydi? Birbirine eşitti. O zaman sinüs alfaya da x diyelim. 2 artı x artı x 3.6. Buradan da x ne geldi? 0.8. Demek ki sinüs alfa 0.8'miş. Bu üçgenin alanı 10 çarpı 8 bölü 2 sinüs alfa. 8 bölü 10 bunlar gitti. 64 bölü 2'den 32 D şıkkı geldi. Önce bir payda diyelim, Sin... 3A çarpı kos A artı sin A çarpı kos 3A bölü sin A çarpı kos A. Dikkat edin sin 3A kos A sin A kos 3A bu toplam formülüdür sin 4A'dır. Sin A çarpı kos A nedir? Sin 2A'nın yarısıdır. Sin 4A nedir? 2 sin 2A çarpı kos 2A'dır. Bu yüzden sin 2a ters çevirelim. 2'ler oldu. 4 cos 2a geldi. Ve bu eksi 1'miş. Buradan da cos 2a eksi 1 bölü 4 oldu. Şimdi buraya bakalım. Cos üzeri 6a eksi sin üzeri 4a çarpı cos kare a. Şurada bir ortak parantezi alayım. Orada ortak parantezi alınca cos kare a cos a e şey cos 4 üzeri a. Eksi sin üzeri 4 a. Hatta burada da şu hamleyi yapalım. Bakın. Cos kare a. Eksi sin kare a. Çarpanlarını ayırdığım zaman. Cos kare a. Artı sin kare a. Gördüğünüz gibi. E, diğer tarafta da. 2 sin kare a çarpı. Cos kare a duruyor. Onu hallederiz birazdan. Önce burayı bir halledelim. Cos kare a. Eksi sin kare a. Cos kare a artı sin kare a zaten 1. Şimdi kos kare a, kos kare a ikisinde de aynı parantezi alabilirim. Kos kare a, kos kare a eksi sin kare a artı 2 sin kare a. Bu sayede kos kare a, şurası da bakın kos kare artı sin kare geldi. Demek ki kos kare a çarpı 1'den cevabımız kos kare a oldu. Şimdi biz bu başlangıçtaki cos 2 a'yı nasıl kullanmalıyız? Sağ üstte yazacağım müsaadenizle bakın. 2 cos kare a 1 sin e, pardon cos 2 a'ya eşit olduğu için burada cos 2 a eksi 1 bölü 4. Bu sayede 2 cos kare a eşittir 1 eksi 1 bölü 4 eşittir 3 bölü 4 2 cos kare a 3 bölü 4 ise böyle iki tarafı 2'ye 3 bölü 8 geldi. Zaten cos kare a'yı soruyorduk. 3 bölü 8 h e şıkkı. Soruda basit ama önemli bir ayrıntı var bakın. Şimdi bunların kesim noktalarına bir bakın lütfen. Şu kare içine aldıklarım. Görüyor musunuz? Normalde 4 nokta. Ama soru bizden burayı istemiyor. E, neyi istiyor? En küçük birinci kökü en küçük ikinci kökü, üçüncü kökü pas geç, dördüncü kökü al diyor. O zaman biz bu çözüm kümesini bulurken bulduğumuz dört sayı olursa şu üçüncüyü almayacağız. Yapıyorum bakın. Hatırlayalım iki fonksiyon. Birbirine eşitleriz değil mi? Kesim noktalarını bulmak için. Birisi 6 sin x cos x hangi fonksiyon olursa olsun kesim noktalarını bulmanın güzel yolu böyle birbirine eşitlemek. Eşitledikten sonra sadeleştir 6 ve 3'ü. 2 sin x cos x eşittir. Eksi cos x at sol tarafa. Cos x parantezinde 2 sin x artı 1 eşittir 0. Buradan da cos x 0 olabilir. Veya sin x eksi 1 bölü 2 olur. Cos x 0 olması için pi bölü 2 olabilir. 3 pi bölü 2 olabilir. 0 ile 2 pi aralığındaki kökleri bulacağım şimdi takip edin. Sin x eksi 1 bölü 2 olması için 210 derece yani 7 pi bölü 6 bir de ne olur? 330 derece. O da 11 pi bölü 6. Bakın hepsi bunların 0 ile 2 pi aralığında. Şimdi payda eşitlersem 3 pi bölü 6. 9 pi bölü 6. 7 pi bölü 6. Ve 11 pi bölü 6. O zaman arkadaşlar neleri toplamalıyız? Şimdi dikkat edelim. Bir kere ne demiştik? Ee, en küçük 3. kökü almayacağız. 3 pi bölü 6'yı alabilirim. Sonra 9 pi bölü 6'yı alacağım. Ve bir de bunu alacağım. Dolayısıyla pardon şunu düzeltiyorum. 7 pi bölü 6'yı alacağım. Aman 9 pi bölü 6'yı almayacağım. Çünkü sondan 3. köküm bakın bu. Şu kökü alamam. O da ne? 9 pi bölü 6. Sıralı gittiğim zaman 1. Sonra 2'yi almalıyım. 3'ü pas geçmeliyim. Bunu alamam. 4'ü almalıyım. Dolayısıyla bakın. 3 pi bölü 6, 7 pi bölü 6 daha 10 pi bölü 6. 11 daha 21 pi bölü 6 oldu. 21'i 6'ya bölersek 3,5 olur. D şıkkı gelir. Önemli bir soruydu. E, ee, sıralı gittiğimiz zaman 3. kökü almamamız gerektiği sayesinde olayı hallettik. Kırmızı uzunlukların birbirine eşit olduğunu ve sarı açıların da birbirine eşit olduğunu söylüyor. Çevresi yeşilenin 26'ymış ve uzunluk 30 şey çevresi 36 36ymış uzunluk 26'ymış. Buradan da gri üçgenin alanını bulacağız. Şimdi madem işin içine açı girmiş, bence bir açı üzerinden bir yürüyelim. Çünkü ikizkenar üçgende evet ben de tabana dikindirmek isterim ama tabana dikindirince gri üçgende bir işinize yaramadığını görmüşsünüzdür. Bazen de bundan vazgeçerim. O zaman açı yorumuna girerim. Bak buraya alfa desem, buraya alfa desem ikizkenar üçgen olduğu için şunun tabanlarına da beta diyeyim. Önce bir yani sorulana bu, bulana kadar bir verilenlerle işlem yapalım. Bu sayede alfa artı beta artı 20 büyük üçgende 180 olduğu için alfa artı beta bak ne oldu 160. Alfa artı beta 160 ise burası da 160. Demek ki şu kalan açım ne? 20 derece. Güzel. 20 derece olması sayesinde ikizkenar kenar üçgen geldi. 20-20'den iki iç bir dışı burası 40 derece oldu. Sonra e, artık şunu da göstereyim bak kırmızı kenar. Şu maviyi de kırmızıya boyuyorum. Çünkü ikiz kenar olduğu için. Devam edelim. Kırık olunca artık demin dedim ya bak kırmızıydı. İkiz kenar üçgen yeşil üçgendi. O zaman kırk. E, i̇kiz üçgen geldi. Çünkü kendi vermiş bak burayı gri, kır e, pardon kırmızı kenar diye. İki kırmızı kenar kırk kırk oldu. Kırık olunca buraya kaldı yüz. O zaman tamamı yüz olduğu için sarı açının 60 derece kaldı. 60 derece ikiz kenar bir üçgenin tepe açısı Atmışsa taban açıları da atmıştır. Şimdi bundan sonra artık ne söylerim? Bunun bir kenarına x diyeyim, buralara böyle x diyeyim. Kırmızı kenar buralara da böyle x diyeyim. Çevresi neydi bunun? 36. O zaman 36 2x buradaki böyle maviye boyadığım yer. E burası da yine x. 36 2x artı x eşittir 26'dan x 10 geldi x 10 geldiği için eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Böylece alan 25 kök 3 oldu D şıkkı. Analitik düzlemde X'e x noktasının x eşittir 1 doğrusuna göre simetri olan noktanın 2 3 noktasına göre simetri. Aslında dümdüz burada kuralı işletmemiz yeterli. Noktanın nerede olduğunu bilmiyorum ya başlangıçta. Temsili bir şey göstereceğim size. x eşittir 1 doğrusu. Şöyle bir X'e x noktası. Bir noktanın doğruya göre simetri nedir? Dik ve eşit uzaklık. Bu sayede x eşittir 1'e göre simetri ne olur? Ordinat değişmez yine x. Apsis ne olur? M de mesela. M artı x bölü 2'nin tam ortasından ne geçiyor? X eşittir 1. O zaman M buradan ne oldu? 2 eksi x. Yani kuralı hatırlamasan normal kendin de böyle doğruyu çizerek çıkarımla halledebilirsin. Gerçekten 2 eksi x ile x'in toplamının yarısı 1 yapar. Zaten x eşittir bir bu doğru bu noktaların tam ortasından geçmeli. Şimdi bu noktayı elde ettik. 2 eksi x, x noktasının da neye göre simetriğini alacağım? 2, 3 noktasına göre simetriğini. Bir noktam var şu an artık 2 eksi x de x diye. Bunun 2, 3 noktasına göre simetri nedir? Noktanın noktaya göre simetriyi, orta nokta yorumu. O zaman burada yeni bir noktam var. Bunun ordinatına ne demiş? 0 çünkü x ekseni üzerinde. Apsisine de k diyelim şimdi. Bak hemen noktayı yakalayacağız. x artı 0 bölü 2 3 demek ki x buradan 6'ymış. x 6 olduğu için k'ya gerek yok onunla ilgili bir şey sormuyor zaten. x artık 6 bulduğum için ilk noktam ne geldi? 6'ya 6. Bu a noktasıydı. A noktasının orijin etrafında negatif yönde döndürülmesi. Bak 6'ya 6 noktası böyle bir noktayı orijin etrafında döndürürsen ne olur? Saat yönü değil mi? Negatif yön. Böyle o zaman. Döndürürsen 90 derece burada. Uzunluk asla değişmez orjinal olan uzaklık. 6'ya 6 olduğu için burası 6'ya 6, 6 45, 45. E burası da yine 6'ya 6 olacak. Sadece apsisin 6 olduğuna, ordinatın eksi 6 olduğuna dikkat edin. Şimdi hangi şıkmış o? E değil, D şıkkıymış. Analitik düzlemde x eksenini bilmiyoruz. Arada birbirine mesafe var. Bunlardan bir tanesi x ekseni yani şu mu yoksa işte hani bu mu bilmiyoruz. Nasıl anlayacağım? Birincisi istersen şunu yapabilirsin. X ekseni bu olsun. X ekseni bu olsun deyip tek tek denersin. Artık anlamaya çalışırsın. Hangisini de bulursan. Nasıl anlayacağım peki? Soruda bir bilgi vermiş bak. Karenin köşelerinden biri olan A noktasının koordinatları A1 pozitif tam sayı olmak üzere bence soruda önemli nokta burası. A1 pozitif tam sayısı o zaman bu noktanın hem absisi tam sayı zaten ordinat gördüğünüz gibi tam sayı. O zaman şimdi şuna dikkat edelim. Kare olduğu için bunlar birbirine eşit. Burası 45 derece. Hatta bu sayede artık neyi göreceğim? Hani x80 nerede olursa olsun bak bu doğrunun eğimi 1. Zaten şıklarda bütün eğimler 1. Onu geç. Burada şunu göreceğim. E, bu koordinatlar pozitif bir tam sayı olduğu için şöyle diyelim. Mesela buraya x x diyeyim. O zaman buralar x x. Burası x x. 45 derece olacak. Şurası 45 olduğu için 90. O zaman x. Şimdi şuradaki uzunluğumda x bak. Diyelim velev ki hani oradan başlayayım soruya. Sonuçta bir varsayımda bulunmam lazım. Bunun apsisi 2x ordinatı 3x olsun. Hani bitişi noktasını seçtim ki maksat yorum yapayım oradan bir şey göstereceğim. Şimdi 2x e 3x ne olmalı demiştim. Pozitif tam sayı değil mi? Soru öyle diyor çünkü. 19 zaten pozitif tam sayı. A da pozitif sayı olduğu için 13'ten A'yı çıkarırsan tam sayı elde edersin. Tamam. 3x ama 19'a eşit olur mu? Hayır. O zaman burada şunu gördüm. 3x. 3x deyince 19. O zaman burada şöyle bir yorum yaparım artık. Ben bunu x eksenini aslında bir altına kaydırırsam. Ordinat ne olur? 3x artı 1 değil mi? Çünkü kareden dolayı dikkat edersen bak. Şu kırmızıya boyadığım kısım x. Orada 3x olunca 19'a eşit olamayacağını gördüm. 19 ne olur? Gerçekten 3'ün katının bir fazlası. O zaman bir aşağı indirdim ki bak x eksenini burası seçersem o zaman artık ne olur? Burada arada kalan bir birim zaten. Onu birer birim aralıklı diye söylemişti. Burada yazıyor. E buralarda X X X olunca ordinat 3x artı 1 oldu, Apsis zaten hiçbir şekilde değişmez. Yine 2x. Gerçekten o zaman 3x artı 1'e 19 dersem, x buradan 6 gelir, 2x de 12 olur. 12 19 bir tam sayıdır. A da buradan 1 olacak arkadaşlar. Bu şekilde A'yı sormuyor herhalde soru, ama en azından artık x 80'nin nerede olduğunu anladım. Bundan sonra ne yaparım? Doğrunun geçtiği yere bakarım. Eğimi 45 derecelik bir açı yapıyor bakın. 45 derece olduğu için şöyle iyice büyüteyim. Burası bir birim, burası da bir birim. O zaman doğru nereden geçiyor? Eksi 1'e 0 noktasından. Y eşittir, mx artı n'den dolayı bir doğrunun denklemi böyle yazılır. Eksi 1'e 0'dan geçtiği için x yerine yaz eksi 1'i. E, n yerine de, y yerine de 0 yaz. Buradan da n n'e geldi 1. Demek ki y eşittir, x artı 1 doğrusuymuş bizim denklemimiz. Şıklarda nerede var bu? y eşittir y eksi x eksi 1 sıfır hepsini sol tarafa atınca bak e şıkkı gelmiş oldu Belki dediğim gibi deneme yanılma yoluyla da yapabilirdiniz ama orada Hani hafiften de ben bile aslında birazcık varsayım yaptım değil mi ama En nihayetinde orada tam sayı kısmı 45-45-90 kısmı önemliydi bu soruda denemenin bence iyi sorularından bir tanesiydi Güzel bir soru bu Şimdi ee bir dikdörtgenin iki kenarı doğruları üzerindedir demiş. Bak aslında soruda şu hamleyi bence yakalamalıydın önce. İki tane kenar dikdörtgende ya paraleldir ya da iki tane kenar dikdörtgende diktir. Başka ihtimal var mı? Yok. O zaman bu doğrular ya paralel ya da dik. Bu yüzden köşegenin uzunluğunu alabileceği değerlere bakacağız. Bir, bunlar dik kesişsin. Birincinin neyi mi? Y'yi yalnız bırakırsak ne oluyor? 1 bölü 2 x nokta nokta olduğu için o zaman eğimi 1 bölü 2. Dik kesiştikleri için o zaman diğerinin eğimi ne? Y'yi yalnız bırakırsan eksi a x'ten eksi, eksi a. Ne olmalı? 1 bölü 2 ile eksi a'nın çarpımı eksi 1 olmalı. Çünkü dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Eğim nasıl bulunur doğru denkleminde? Y'yi yalnız bırakıp x'in kat bakacaksın. Burada y'yi yalnız bıraktım. x'in katsayısı eksi a. Burada y'yi yalnız bıraktım. 1 bölü 2 oldu bak. Dolayısıyla çarptığımız zaman ne oldu? 1 bölü 2 çarpı eksi a eşittir eksi 1'den a ne gelmiş oldu? 2. Yapalım o zaman. Burada a 2 olduğu zaman hemen bir çizelim bakalım doğrularımızı. x eksi 2 ye artı 2. y'ye 0 verdiğim zaman x nereden geçiyor? Eksi 2'den. y nereden geçiyor? 1'den. Şöyle bir doğru. Bu doğrunun üzerinde kenarımız. Diğer doğru dik kesişiyor. Tamam. Eğimi bu arada 2x artı y. Tamam zaten dik kesişiyor onu geç. Y'ye sıfır ver. X'i nereden geçiyor? 8'den. X'e sıfır ver. Y'si nereden geçiyor? 16'dan. Bak bu da böyle bir doğru. Bu doğrular dik kesişiyor. O zaman dik kesiştiklerine göre köşesi burası değil mi? Bu dikdörtgenin bir köşesidir. Haliyle... Köşegen de x ekseninde olduğuna göre işte sana dikdörtgenin köşegeni gördün mü bak böyle hatta dikdörtgeni tamamlayayım İşte sana bir dikdörtgen bu sayede ne oldu 8'di şurası 8 miydi 6 değil 8'miş 8 eksi eksi 2'den köşegenin uzunluğu 10 olabilirmiş buradan hallettim şimdi. Geliyorum ikinci kısma demin biz ne demiştik eğimine bir tanesinin 1 bölü 2 şunun o zaman... Diğerinin eğimi neydi? Eksi A. Bunlar birbirine eşit olabilir. Niye? Paralel de olabilir. Dolayısıyla buradan A ne geldi? Eksi 1 bölü 2. O zaman burayı karalıyorum. Eksi 1 bölü 2x artı y eksi 16. Şimdi yine analitik düzlemi çiziyorum. Şöyle göstereyim. Burada diğer doğru zaten yine aynı. Eksi 2'ye 1'den geçiyor. Şimdi bu doğru 0 verdiğim zaman artık x'e ne oldu? Eksi 32'den. Ta böyle bir yerden geçti. Eksi 32. Y'si ne oldu? burada sıfır verdiğim zaman 16'dan geçti. Bu sefer bunlar birbirine şöyle paralel doğrular. Bunu biraz daha böyle yanım bunu uydurmak için. Bakın dikdörtgenin iki tane kenarı şimdi. Birisi bu kenar, birisi bu kenar. Nasıl anlayacağız? Kenar nerede olabilir? Bu doğruların üzerinde bir yerde. O zaman köşegen x ekseni olduğuna göre hemen şunu düşünelim. Dikdörtgende paralel doğruların arasında böyle köşegen bununla belli bir açı yapıyor. Bak dik falan değil. O zaman görsel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim değil mi? Bak şu rengi değiştireyim. Bir dikdörtgen düşün. Karşılık kenarları paralel. Şöyle bir dikdörtgen olabilir. Bak bu maviyle çizdiğim gibi. O zaman köşegenim artık burası oldu. Haliyle eksi 2, eksi 32 arada kaç birim var? 30 birim var. Demek ki bu dikdörtgenin diğer alabileceği köşegen değeri 30. Demin ne bulmuştuk 10 toplamları 40 oldu D şıkkı yani dediğim gibi bu geometride hakikaten AYT'de de TYT'de de fark etmek sizin. yani bana sorarsanız bu denemenin matematiği mi daha zorlayıcı geometri mi? Bence kesinlikle geometrisi daha zorlayıcıydı. Neden böyle diyorum? Normal denemelerde veya hani e, ÖSYM e bu arada iyi soruyor geometrinin 2-3 sorusunu onu gö çözerken görürsünüz bakın. Ama denemelerde hep sıradan çıkınca burada bir afallatmış olabilir tabii ki. Bir dikdörtgen görüntüsü var önümüzde ve burada mavi alan beyaz alanın 3 katı. Aslında ben bu soruda şuna dikkat ederim. Zaten toplam alan belli. 14 çarpı 16. Ee, bu da ne yapar acaba? 14, 16, 100, 224. Toplam alan 224. O zaman böl bunu 4'e. 224'ü 4'e bölünce ne oluyor? 56. Demek ki e, şu beyaz kısım 56, mavi kısımda 56, e, 3 ile çarparsak 168. Bak mavi alan 168, beyaz alan 56. Bu benim ne işime yarar? Normalde şu kısım eğer mavi kısım beyaza dahil olsaydı, burada bir dikdörtgen var bak. Ve bu dikdörtgenin alanı 14 çarpı e, 6'dan 84 yapıyor. 84 yaptığı için de aslında buraya ne kalıyor? Şu kısma 28. Bak bu sayede burada en azından bu 128 olduğunu görerek artık şu yorumu yapabilirim. Sonuçta dik yamuğun üst tabanı 4. Alt tabanı bilmiyorum x diyelim. 4 artı x bölü 2 çarpı yükseklik ne 4. Şurada vermiş bak. Buna göre ne oluyor o zaman? Alan 28 olduğuna göre sadeleştir. X 10 geldi. Demek ki alt tabanda olmuş. Şimdi buraya M dersen, buraya N dersen M artı N ne olur? 4. O zaman bu beyaz bölgenin çevresinin bir kısmını buldum. Diğer kısımlar zaten 6 6 elimizde. Ona 12 diyelim. Sonra bu kısım zaten elimde. 14. Bana nereler lazım şimdi? Şu ve şu uzunluk lazım. Onu da bulursam çevreyi halledeceğim. Çünkü 4'ü söyledim. E, hatta orayı da ekledim pardon. 4'ü buradan söylerim. M ile N'nin toplamının 4 olduğunu gördüm. Şurada 6, 6 olduğunu gördüm. Buranın zaten 14. Kaldı bu iki uzunluk. Yapayım o zaman. Şimdi burası ikizkenar yamuk diye kendi söylüyor ya. Tabana ikizkenar yamukta dikindirirseniz ne yapar? Sağdan ve soldan eşit böler. 4 olduğu için karşısı 4 olur. Eşit böleceği için 6'yı 3 3 ayırırım. Nereden geldi 6? Totalde demin ne demiştim? Bu kısmı 10 bulmuştum. Şimdi artık yükseklik de 4 olduğu için 3 4 5 üçgeni yine 3 4 5 üçgeni. O zaman yeşil kısımlarda 10 olduğu için işte beyaz bölgenin çevresi 26 4 daha 30 10 daha 40 4 daha 44 oldu. E şık. Burada bize ne demiş? E, çocuk yanlış bir şekilde öğreniyor pi sayısının ne olduğunu, onu bilmiyoruz, bize soruyor. Demiş ki burada kalan karenin alanı, şurada kalan bu parçanın alanı diğer yüzeylerin toplamının 1 bölü 2'siymiş. Şöyle bu, bu, bu 2 katsa, bu s ise bunların toplamı 2s'tir. Yani bu alan aslında dairenin üçte biri olur. Yapalım o zaman. Şimdi bu dairenin yarı çapına R dersem eş parçaları koparırsam bak karenin bir kenarı ne oldu? R kök 2. Karenin alanı 2R kare. Dediğim gibi kalan dilimlerin toplamı karenin iki katıysa o zaman karenin alanı tüm dairenin 3'te 1'dir. 3 ile çarptığımda neye eşit olur? Pi R kareye. R kareler gitti. Pi'yi bu yanlışlıkla 6 olarak öğrenmiş D şıkkı. Dikkatlice takip edin bu soruda şimdi beni. Aslında hani zihninizde biraz canlandırabilseniz daha yapılabilir olurdu ama ee, biz şimdi dikkatlice bakalım. Bir, ortadan ikiye bir kere katlıyoruz. Ortadan ikiye katlayınca, şöyle göstereceğim fosforla, bu yeşille boyadığım kısım artık nereye denk geliyor? Buraya denk geliyor. Ama biz üst üste kapandığı için görmüyoruz. Altta şu var yani onu göstereyim. Altta bir mavi var. Bir de onun da Altında böyle kırmızı tam bunun üstünde. Böyle duruyor bunlar tamam mı? Biz şu an görmüyoruz tabii bunu. Sonra ben bunu katlayınca geri. Ne kadar katlıyorum ama? E, şu kısım böyle kırmızıyla gösterdiğim bu kısım yarısı. Bu yarısı nereye denk gelecek şekilde? Şu yeşille çevrelediğim kısma denk gelecek şekilde böyle geri açıyorum. Açınca artık o zaman dikkat et bak. Şu dairenin bu kısmı. Katlayınca ben nerede görüyorum artık onu? Burada. Ee, diğer o kırmızı kısım nerede? O da renkle göstereyim. Burada bak altta kalan kırmızı demin üstüne fosforla göstermiştim ya. Onu da döndürünce katlayınca burada oldu. Yani gerçekten şu görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi bunu hatta ben de büyük yapayım aynı onun gibi. Şöyle ve şöyle bak katladığımdan dolayı elde etmiş oldum. Normalde dediğim gibi burada bir yarım daire vardı. Şimdi nelere dikkat edeceğiz? Uzunluklara. Bir kere buraya böyle 2 birim kendi demiş uzaklığı. Ben de buraya A diyeyim. Ne oldu? Dikdörtgenin yarısı A artı 2. E demek ki diğer yarısı da o zaman bunun katlamadan dolayı uzunluk aynı ya. Diğer yarısı da A artı 2 geldi. Şimdi ben bu dikdörtgenin e, bu uzunluğunu 2 A artı 4 buldum. Katlamada yine burası 2 A artı 4. Şimdi en azından karenin kenarına yazayım. Bak buraya not edelim. Karenin kenarı 4A artı 8. Bu ilk bilgim. İkincisi şimdi yarı çapa gelelim. Yarı çapı nasıl anlayacağım? Bak e, burada 2 dedim. Şimdi burası A. Takip et. Normalde burada hatırla yarım çember duruyordu değil mi böyle? Bak biz buraya da ne demiştik? A artı 2 demiştik değil mi? Bak burası A artı 2. Sonra devam ettirdiğim şu uzunluk A A artı 2. Bunun bana katkısı ne? Dikkat edersen eğer yarım daireydi ya bak burası yarı çap oldu. Demek ki yarı çapta buradan 2A artı 2 geldi. Dörtleri hiç kullanmadım şimdi onu göstereyim. Burası 4 birim. Alt taraf tabii ki hani simetrik görüntü olduğu için burası da 4 birim. O zaman bu dikdörtgenin pardon karenin bir kenarı 4A artı 8 olduğuna göre şu kirişe ne kaldı? 4a uzunluğu kaldı. Artık burada normal temel kiriş yorumu yapacağım. Şimdi e, şu çembere dikkat etmenizi istiyorum. Kirişin uzunluğu 4a. Yarı çap 2 artı 2. Ne yapılır? Gerçekten çemberde böyle bir yarı çap çekeriz değil mi? Pisagor yapmak isteriz. Sonra tabana inendik tabanı 2'ye böler. Kirişe inendik kirişi 2'ye böler. 2a 2a dersin. Bir de şu uzunluğa gelelim. Orası neydi? Hatırlayın lütfen. Bak orası da A artı 2. Neden? Dikdörtgenin yarısı. Bak onu yine hatırlatayım şurada. Normalde ben buraya 2 e, demiştim. Buraya A demiştim. A artı 2. Diğer yarısı da A artı 2'ydi ya. O yüzden işte burası da ne oldu? A artı 2. Burada pisagor yap. Önce özel üçgen dene. A'ya 4 verirsen 4, 6, 8, 10 oluyor. Demek ki yarı çap 10. Çap da 20 geldi. Böyle güzel sağlam bir soruydu. Bakınca da en düz çember bilgileri ama katlama falan yapınca iyi zorlayıcı bir soruya dönüştü. Valla diğer sorulara bakınca bu soru dedim oh yani burada biraz en azından rahatlayacağız. Yani ben normal en azından temel bilgileri kullanacağımız için iyice hepsinde temel bilgi kullanıyoruz ama çok yorucu değil yani bu soru açık söylemek gerekirse. Taban çapı 12, yarı çapı 6. O zaman hacmi? bulursam yüksekliğine yorum yapmış olurum. Çünkü tepe noktalar arasındaki uzaklığı nereden bulacağım? yarıçap yükseklikleri bilerek. 36 pi çarpı h1 diyeyim. Bölü 3 eşittir 360 pi. Pi'ler gitti. 12 h1 buradan ne geldi? 30. Yani büyük koninin komple böyle yüksekliği 30 birim. Şu kısım. Şimdi geliyorum ikinci koniye. küçük koniye. Taban yarıçapı 4, 16 pi yükseklik h2 diyelim. Bölü 3 48 pi. Buradan da h2 ne oldu? Ee, bunlar sadeleşti. 3, 9 geldi. h de 9 oldu. Şimdi yarı çap burada ne? 6. Bunun yarı çapı ne? 4. Bu benim ne işime yarayacak? Benzerlik bularak şuranın uzunluğunu halledeceğim. Şimdi hemen şurada da göstereyim aynı şekilde. Burasının uzunluğu 2, burasının uzunluğu 4, burasının uzunluğu 6. 4 bölü 6'dan benzerlik oranı ne olur? 2 bölü 3. Bu neye eşit? Küçük yüksekliğin tamamının oranı. Küçük yüksekliğe x diyeyim tamamı 30. Demek ki ne kaldı buraya? 20. Aşağıya ne kaldı? 10. Orayı 10 bulunca bu dik, bu koninin yüksekliğini bulmuştum? 9. Toplamda 30 olduğu için artık bunların tepe noktaları arasındaki uzaklığa da ne kaldı? 11. Dolayısıyla B şıkkı geldi küme işin içine girmiş. Yani soru e, hani bir anda böyle olunca eyvah acayip bir şey mi düşüneceğiz? Yok şöyle düşün bak. Hani içini biraz rahatlatıp devam edebilmek adına. Alfa, beta de tamam mı? Bunun zaten iki açısı var. Ben yani ilk önce böyle uyduruk açılar yazayım. Şimdi zaten topu topu iki farklı açısı var değil mi eşkenar dörtgenin? Şimdi eşkenar dörtgenin açıları teta ve y olsun. Dik yamuğun açıları 90 derece alfa, beta. Şimdi bu küme Hangi küme? B kümesi. Bu küme ne? A kümesi. A kesişim B neye eşitmiş? A'ya değil mi? E, A kesişim B o zaman nedir? Teta ve Y. Sana mesajı ne? Demek ki burada 90 olma ihtimali var mı? Eşkenar dörtgenin açıları tabii ki birisi dar birisi geniş açıdır. Eğer 90 olsa kare olur. Buna göre o zaman eşkenar dörtgenin iki açısı teta ve y olduğuna göre demek ki bunun da açısı teta ve y demek istiyor sana. Bak göstereyim buraya y yazarsan buraya teta yazarsan bunun açıları 90 teta'ya bunun açıları teta'ya kesişimlerini ne teta gerçekten kesişimlerine geldi A kümesi geldi işte olay bu sana bunların açıları eşit dememiş de böyle anlatmış. Şimdi artık buradan yola çıkarak hemen yapıştıralım şurada 9 12 15'i. Burası 9, burası 12, çevresini buluyorum 15. 2 daha 17. 11 daha 28, 40 geldi çevresi. Demek ki bu eşkenar dörtgenin bir kenarı da 10 oldu. Bundan sonra benden ne istiyor? Köşegeni istiyor aslında değil mi? İki köşe arasındaki uzaklığı nasıl bulacağım? Birincisi, burada dümdüz geometriden şöyle çekersin bu 90'ı. Tamam mı? Şunu dersin. Dikkat edersen burada teta sayesinde benzerlik yardımıyla... Şurası 2 idi, burası 9, burası da 15. Yani... E ee, Burada 90'ın karşısı 15 ise, 90'ın karşısı 15 ise, öbüründe 10 ise benzerlik oranı ne oluyor? Teta, Y ve 90 oldu. Te y demeyeyim de şuradaki açıyı boyayayım kırmızı. Ee, 15, 10. Ondan sonra 6. Burası olacak benzerlikten burası da 8 olacak. O zaman buraya kalacak 4. Bak bu köşegenin 10 olacak. Ee, 4 kök 5 gelecek. Şimdi bence ama bu kadar da kasmaya gerek yok. Yani benzerlik yapacağım diye. Geometride trigonometri kullanmayacağız diye bir kaide yok ki. Ben şunu derdim bu kadar benzerlik kasana kadar. Bak gösterdim ama. Tanjant teta 4 bölü 3 ya da sinüs teta bak 12 bölü 15'ten kaç? 4 bölü 5. O zaman çekersin buradan bunu. Sinüs teta 4 bölü 5 ise buraya cidden 8 kalır. Burası 6 olur burası 4 olur. Yine köşegen 4 kök 5 olur. Ama benden x'i istiyordu. O zaman çek bunu böyle. 2 kök 5. Köşegenler birbirine ortalar. Eşkenar dörtgende 2 kök 5. 100'den 20 çıktı 80. Burası 4 kök 5. Burası 4 kök 5. Böylece köşegenimiz ne oldu? 8 kök 5. Abartıp şunu da diyebilirsin. Hocam ben burada açıyı 2'ye böldüğüm için teta bölü 2'den yarım açı yapsam olur mu? E biraz abartı olur ama tanjant teta bölü 2'den bile olayı belki halledebilirsin. İlk önce geometrik olarak yaptık işin içinden hiç çıkamadığını düşünsen şunu dersin. 2 tan teta abartılı bir yorum ama bölü 1 eksi tan kare teta bölü 2 eşittir tan teta. Burada tan teta'nın 4 bölü 3 olduğunu biliyorsun. Buradan da tan teta bölü 2'yi bulursun ama bence o kadarına hani demin söylediğim gibi benzerliğe gerek olmadığı gibi burada gidip yarım açıya da girmenin anlamı yok bence. Sonuç olarak dikindirerek olayı hallettik. Güzel bir soru. Ee, yine çokgen çokgen ama hafif bir yorum yapacağız. Bakın şimdi bu köşegen değil mi? Bu köşegen sayesinde ben şunu size hatırlatacağım. Şunları bir sileyim. Bir kere düzgün altıgende alan altı eşit parçaya bölünüyor arkadaşlar. Şöyle bir düzgün altıgen yamuk yok çizeyim o halleder inşallah. Evet, Beşgen oldu pardon. Şöyle yaptım evet. Düzgün altıgen böyle 6 tane eşkenar üçgene ayrıldığı için buradaki her bir alan böyle birbirine eşit parçalarda oluşur ve toplamda 6S diyebilirsin. Peki bunun bana katkısı ne olur? Düzgün altıgen yine bir tane çizeyim bakayım. O çember oldu şimdi. Hm. Şöyle paraleli çektiğim zaman aynı zamanda simetri eksenini şurada bir nokta aldığını düşün. Bu P noktası burada olsun R noktası fark etmez. Bu iki üçgenin de tabanı bak düzgün altıgenin bir kenarı. Yüksekliği aynı değişmiyor. Paralel doğruların arasında alan değişmediği için bu eşkenar üçgenin alanı neyse buradaki herhangi bir nokta bu köşegen üzerinde olmak şartıyla bu üçgenin de alanı odur. Çünkü ne yükseklik değişiyor ne taban. O zaman biz nasıl olsa oran muhabbeti yapacağız ya ben bunun alanına bir diyeyim. Düzgün altıgenin alanı o zaman ne olur? 6 olur değil mi? 6 parçadan oluştuğu için. Çek bunu. Simetrik olduğu için bak yine bunun da tabanı. Aynı şekilde o zaman buraya da 1 dedim. Geriye ne kaldı? Toplam alan 6 olacağı için 6 eşit parçadan oluşuyor ya. O zaman ne derim? Buraya S derim. Buraya S derim. Toplam düzgün altıgenin bir yarısı 3 parça, bir yarısı 3 parçadan oluştuğu için buraya bak 2 eksi S kalır. Buraya da 2 eksi S kalır. Gerçekten topla bak bunları ne yapıyor? 6. Dolayısıyla o bilmediğim orandan dolayı şu an S demek zorunda kaldım. Oraya da geleceğim. Sarı kısım değil mi? Ne diyordu bana? Sarı ve Pembe renkli kısımlar. Toplamda ne yapıyor? 5 eksi 2 s. Bunun beyaz kısmı oranı 1 artı 2 s. Neymiş? 1.4 yani 7 bölü 5. İçler dışları yapayım. 7 artı 14 s eşittir. 25 eksi 10 s. 24 s eşittir. 18 s buradan ne geldi? 6'ya böl 3. 6'ya böl 4. O zaman burası 3 bölü 4 ise 2'den 3 bölü 4'ü çıkar. 2 eksi 3 bölü 4. 5 bölü 4 oldu. Şimdi arkadaşlar bu üçgenlerin yükseklikleri aynı değil mi? Alanlar oranı olur tabanlar oranı. O zaman 3 bölü 4'ün 5 bölü 4'ü oranı. Buraya x dersem buraya y dersem x'in y'ye oranı 4'ler gider. 3 bölü 5 olur. Demek ki oranlar 0.6'ymış. D şıkkı gelir.